Enka İnşaat'ın 2020 yılı bilançosu yayınlandı. Bununla ilgili özet tabloya bakmaya çalışacağım. Öncelikle yıllık olarak baktığımızda şirketin yıllık cirosunu 10.7 milyardan 11.6 milyara çıkardığını görüyoruz. Burada yaklaşık %7, %8'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Ancak brüt kârdaki artış daha iyi. 2.47 milyardan 2.89 milyara çıkmış. Burada 42 milyonluk 420 milyonluk bir artış var. Bu güzel bir artış, %20'ye yakın. Esas faaliyet kârında yine 1.84 milyardan 2.07 milyara çıkmış. Burada da yaklaşık 230 milyonluk bir artış var. Güzel bir artış yakalanmış. FAVÖK'te 2.38'den 2.82, net dönem kârı ise 3.88 milyardan 4.50 milyara çıkmış. Burada da yine 600 milyondan fazla bir artış var. Şirket açısından hasılat anlamında ciddi bir hasılat artışı olmamasına rağmen marjlardaki iyileşme sayesinde şirketin karlılık anlamında daha iyi bir yıl geçirdiğini görüyoruz. O yüzden 2020 yılını daha güzel geçirmiş diyebiliriz şirket. Bu bilanço üzerinde biz özellikle son çeyreğe bakalım. Son çeyrekte hasılat 2.78 milyardan 3.27 milyara çıkmış. Burada güzel bir artış olduğunu görüyoruz. Son çeyrek güzel geçmiş şirket için. FAVÖK ancak 685'ten 655'e düşmüş. FAVÖK'e yansımamış bu hasılattaki artış ama net kar ise 1.99 milyar. Çok ciddi bir net kar elde etmiş. Şirket için son çeyrekte beklenti 1 milyar civarındaydı. Beklentilerin çok üzerinde gelmiş. Bunu çeyreklik gelir tablosuna bir bakalım, neden bu kadar fark kaynaklanmış. Çünkü brüt kar 760 milyon. Buradan ekstra bir gelir olması lazım. Evet, onu görüyoruz zaten. Yatırım faaliyetlerinden gelirler. Son çeyrekte yazılan 1.93 milyarlık yatırım faaliyetlerinden gelirler. Bu sapmanın da sebebi olmuş diyebiliriz. Burada ciddi bir gelir elde edilmiş. Bunun ayrıntısına bakmak için mutlaka bilanço dipnotlarına bakmak lazım. Yani nereden gelmiş bu gelir? Oradan bakmak lazım. O yüzden özet tabloyla tam olarak bakmak bazen de eksik oluyor. Faaliyet raporu ve bilançoya bakmak lazım. Ana ortaklık payları gördüğünüz gibi son çeyrek 1 milyar 994 milyon. Çok ciddi bir kar etmiş şirket. Önceki çeyreklere göre de güzel bir kar diyebiliriz. Bilanço kalemlerine baktığımızda bakalım, net borç eksi 8,5 milyar. Yani şirketin fazladan 8,5 milyarı var. Topladığımız zaman kasasında 9.9 milyar para olması lazım. Evet. 9 milyar 914 milyon kasasında nakit pozisyonu var. Son döneme baktıysak ciddi oranda arttığını görüyoruz. Şirketin yaklaşık 10 milyar nakiti var diyebiliriz. Borç zaten borç yok. Bir dev Enka İnşaat. Piyasa değeri 43.9 milyar şu anda. FK oranına baktığımızda 9.75 oldu bu son gelen karla beraber. 9.75 FK, FDFAV 12.53, PDD'de 0.59. Enka İnşaat zaten aylık listemde olan bir şirketti. 7.07'den biz ay başında listemizi almıştık bunu. Şu anda %10 üzerinde bir getiri elde etmiş durumda. %11'e yakın getiri elde etmiş durumda. O zaman FK oranı daha yüksekti. Bu karla beraber biraz daha düşmüş oldu FK oranı, 9.75. İşte orada FK'yı anlık bakmak böyle yanıltıcı olabilir. Şu anda şimdiden %11 kazanç elde etmiş durumdayız Enka İnşaat'tan ay başına göre. Şu an önümüzdeki sürece de baktığımızda bu tarzda bir şirketin Enka İnşaat genelde halka açıklık oranı da düşük, %9 civarında. Ben fiyatı uygun olduğunda genelde portföyümde bulundurmaya çalışıyorum. Önceki aylarda da almış, 9.70 civarına hızlı yükseldiğinde o zaman çıkarmıştık. Çünkü kayıtlı sermaye tavanı artış sebebiyle bu kadar büyük bir şirketin 2 günde %20 çıkması gerekçesi yani yetersiz demiştim ben o zaman. Onu da yazmıştım. Bu şekilde bir habere %20 tepki vermemeliydi deyip ben portföyümden çıkarmıştım 9.70 civarında. 7.07'de bu ay başında tekrar eklediğimizi de yazmıştık zaten. Videoyla da değerlendirmiştik bunu zaten. Aybaşı yaptığımız yerde Enka İnşaat için 7.07'nin uygun olduğunu söylemiştik. 7.84 hala bu şirket için pahalı bir rakam diyemeyiz. Hala caziptir. Şu anda çok da ucuz da denilemez. Bu çarpanlara baktığımızda, bu karlılığa baktığımızda 43.9 milyar şu an ülkemizin şu anki koşullarında faiz oranında çok da ucuz da denilemez. Ama hala ben potansiyel olduğunu düşünüyorum. En azından sert de düşüş yaşamayacak bir şirketimiz diyebiliriz bu fiyat üzerinden baktığımızda. Endeksin geri çekilmelerinde daha defansif bir hisse olarak duruyor. O da bana güven veriyor açıkçası. Enka İnşaat'la ilgili bu fiyat üzerinden hala beklentilerim pozitif diyebilirim. Güzel de bir bilanço açıkladı. Yatırım faaliyetlerinden gelirler çok iyi geldi. Son çeyrekte beklentilerinden 1 milyara yakın yüksek bir gelir elde etti. Bunda olumlu olduğunu düşünüyorum. Dün de zaten şirket %4'e yakın yükseliş yapmıştı. Bu da bilanço beklentileriyle paralel olabilir aslında. Şu an bundan sonrası için de önümüzdeki 12 ay içerisinde endekse paralel endeksin bir tık üzerinde olmasını beklerim diyebilirim. Şimdiden videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğenirseniz kanalıma abone olursanız sevinirim.